İyi akşamlar. İki Yorum programına hoş geldiniz. Her hafta pazartesi ve perşembe günü sevgili Murat'la beraber yaptığımız İki Yorum programı bu hafta yeniden başlıyoruz. Sevgili Murat. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu yaptırımları herkes tartışıyor zaten. Bütün tartışma programlarında herkes dış politika uzmanı biliyorsun. Evet. Memlekette bizim ülke bir dış politika, bir deprem, bir iç politika, sağlık her alanda aşı, bir uzmanlık had safhada. Biz biraz dış politikadan ziyade bunun iç siyasetteki etkisini, Türkiye'nin yaptırımlarla karşı karşıya kalan bir ülke olmanın ne anlama geldiğini, niye kaldığını. Dikkat ediyorsam bu yaptırımlar şu bağlamda tartışılıyor genelde. Kim haklı, kim haksız. Yaptırımlara karşı muhatap olmak, yaptırımlara muhatap olan bir iktidarın yanında durmak mı gerekiyor? Veyahut durup durmamak vatanseverlik mi? Yanlış yaptın demek, böyle bir anda bile yanlış yaptın demek, ülkenin yararını gözetmek bir anlamda iktidar çevrelerine bakarsan bir vatan hainliği tanımı olarak yapılıyor. Sanırım bu tanım, bu vatan hainliği tanımı veyahut iktidarın yanında durmanın zorunluluğu, muhalefeti de her defalarca olduğu gibi bir sefer daha bir yanlışa sürükledi gördüğümüz kadarıyla. Yani ortada büyük bir tablo var. Türkiye açısından baktığımızda tahrip edici bir sonuç var. Tekrar söylüyorum, yaptırımların hafif olması, ağır olmasından daha öte bir durum var ki Türkiye yaptırımların muhatabı olan bir ülke haline gelmiş olması. İzlediği dış politikayla, içerideki siyasetiyle. Biraz bunu konuşalım diyorum. Niçin siyah-beyaz meselesi olarak bakıyorlar? Türkiye niye bu hale geldi? Niçin hem kendi müttefikleri hem dünyadaki içinde bulunduğu o kampın bir anlamda dışladığı bir ülke haline aldı. Muhalefetin tavrını konuşalım. Muhalefet niçin iç politikada, işte diyelim ki en basitinden söylüyorum, bir COVID'in yönetilmesi, yani pandemiyle mücadelenin yönetilmesinde bile iktidarı doğru bulmayan, eğitim politikasını yanlış bulan, adalet politikasını yanlış bulan, ekonomi politikasını yanlış bulan, bildiğimiz her politikasını yanlış bulan muhalefet konu dış politika olduğunda bir şekilde kendini bir iktidarın yanında konumlanma mecburiyeti hissediyor. Hatta ben şöyle bir tanım yapıyorum. Türkiye mevcut iktidar, Erdoğan'ın liderliğindeki mevcut iktidar, yaptığı yanlışlarla ülkenin başına bir bela açtığında iktidarın politikaları sonucunda ülke bir musibete yani ülkenin başına bir musibet geldiğinde muhalefet Erdoğan'ın yanında durmayı, yani o musibetin asıl sorumlusunun yanında durmayı bir vatanseverlik olarak görüyor anladığım kadarıyla. Halbuki böyle bir tuhaf bir durum var. O zaman kime muhalefet yapıyorsunuz? Kimdir bunun sorumlusu? Kimden soracağız diye. Bence senden başlayalım şey olarak. Levent, tabii Türkiye'de medya hep konuşuyoruz. Yok, kalmadı. Dolayısıyla medya sormak, sorgulamak gibi noktalardan çoktan vazgeçmiş durumda. İşte Halk TV'nin aranda olduğu küçük bir grubu saymazsak, her programda bir daha söylüyorum. Zaten insanlar da bunu biliyorlar. O zaman tabii muhalefetin bir şeyleri sorgulaması gerekiyor. Mesela şimdi S-400 alımı sonucunda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı Amerika'nın yaptırımları katsa. Hemen CHP'nin eski büyükelçisi ve şu anda milletvekili ve genel başkan danışmanı, dış politikadan sonra genel başkan danışmanı Ünal Çeviköz şöyle bir cümlede bulundu. Şöyle bir cümle sarf etti. Dedi ki S-400'lerin alımı Türkiye'nin egemenlik kararıdır. Yaptırımı kabul etmiyoruz. En kısa zamanda işler hale getirelim diyor. Bir. Peki. Levent, tabii önce şunu sormak lazım. Bu cümleyi ederken bir, Türkiye S-400'lerin alımına gerçekten ihtiyacı olduğu için, bir tek Rusya olduğu için ve Türkiye bunu kullanabileceği için mi girdi? Yoksa bir siyasi kamp arayışı içinde dünyada ve içeride, özellikle iç politikada başka türlü bir denge arayışı için mi girdi? Soru bir. Soru iki, S-400'ler Türkiye'nin silah envanteri içinde NATO'nun ve Batı'nın ağırlığı bu kadar fazlayken ve Türkiye bir NATO üyesi iken NATO'ya karşı konumlandırılmış bir silah olan, bir savunma sistemi olan S-400'leri almak ve kullanmak ne kadar Türkiye'nin yapısına uygundu, bu neden sorulmadı? Ya da
teknik konulara çok fazla girmiyoruz ama hep referanslarla biz zaten burada konuşuyoruz. Güvenlik uzmanları yaptığı referanslarla. S-400'ü Levent aldığın zaman, tek başına kurduğun zaman dünya bir yuvarlak olduğu için ve sürekli döndüğü için tek başına S-400'ün radarı etraftaki bütün riskleri algılayabilen bir radar olmaktan uzak. O zaman ne yapıyor hükümetler, devletler, o silahların sahipleri? Uyumlandırma denilen başka işler yapıyorlar. Mesela Kürecik'teki radarın var veya uçakların var NATO ile ilgili olduğun için her biri birbirini görüyor. Sayın Ünal Çeviköz şunu sormuyor mu? Beyefendi siz bunu aldınız ama bunların Türkiye'nin sistemine uyumlu olmayacağını, yeterli koruma sağlamayacağını bilmiyor muydunuz? Veya Sayın Çeviköz şunu sormuyor. Beyefendi siz bunu alırken Türkiye'nin yaklaşık 12 yıldır yapımında ve oluşmasında çok önemli katkısı olan 1.3 milyar dolar para verdiği F-35'ler sisteminden dışlanacağını bilmiyor muydunuz? Veya sonucun buraya geldin. Şimdi ne kadar kolay değil mi? Hadi S-400'leri hemen koyalım, çalışma haline getirelim. Şimdi senin söylediğin şey şu. Dış politika oldu mu? Birdenbire iktidarla beraber aynı sözü, aynı sesi söylemek zorunda hissediyorlar. Ama sonunda ne oluyor? Sonunda o dönem sormadığın soru, o dönem sormadığın hesap, S-400'leri alınırken, kullanılmaya kalkarken, testleri yapılırken, o dönem sormadıkların sonra Türkiye'yi kısa ve orta vadede bir bataklığa doğru getiriyor. Dört parti bir araya geldi biliyorsun mecliste. AKP, MHP, İYİ Parti ve CHP. Onların da şöyle bir tane cümlesi var Levent. Belki oradan gidebiliriz. Bir tabii Amerika'ya karşı bildiri yayınladılar. Bu arada tabii ki de ne Amerika'nın ne Avrupa'nın bu ülkenin insanlarına, savunma sanayine, sistemine bu tip bir yaptırım getirmesinin yanında değiliz ama Türkiye soru sormadığı için, tartışmadığı için bu noktada sürükleniyor. Açıklamadan şöyle bir cümle var. O dört parti açıklamasından Levent. Onu da söyleyip sana bırakayım. Milli menfaatler doğrultusunda adım atarken sadece aziz millete hesap verileceğini belirterek diyorlar. Ne hesabı? Hangi hesap? Levent, Türkiye'de kaç kişi S-400'lerin neden alındığını, hangi siyasi ve hangi asker geçerli alındığını geç. Suriye'de şu anda hangi bölgelerde ne kadar askerin hangi sebep hangi geçerli bulunduğunu, Libya'ya hangi sebep hangi geçerlerde gidildiğini ve şu anda hangi pazarlıklarına yapıldığını veya bütün bu süreçlerde, bırak hani dış politikayı geçiyorum, içeride verginin nereye harcandığı, deprem vergisinin nereye harcandığından atılan hangi adımın, biraz sonra hukukla konuşuruz belki biraz sonra, Yargıtay'da bugün bir seçim vardı, o da önemli bir seçim. Neden yapıldığını ne zamandan beri aziz millete hesap ve bir muhalefet partisinin altında imzası olan bir metinde aziz millete hesap bir tek veririz cümlesi. Böyle bir iktidarın oluşturduğu zeminde nasıl sorulur Levent? Nasıl sen bu cümlenin altına imzanı atarsın? Nasıl böyle bir dayanışma veya böyle bir zincirin içinde bir halka olmaya kalkarsın? O zaman ne oluyor? O zaman neydi daha evvel söylediği, Cumhurbaşkanı söylediği veya etrafı söylediği? Ya Cumhurbaşkanı Trump'la çok iyi arası. İkisinin arası o kadar iyi ki. Bir şey söylüyor hemen yapıyorlar. Ne oldu? Trump gider ayak bunu yaptı. Trump iyi diyorlar ya Levent. Trump Türkiye'ye 2018 yılında Rahip Brunson pazarlığı sırasında ekonomisini, dövizini, dolarını mahvederek ülkeye bugünkü gelirden ekonomideki krizin en önemli ayaklarından bir tanesini yapan insandır. Trump Erdoğan'a, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret dolu mektubu yazan, ona rağmen iktidarın ilişkide olmaya devam ettiği insandır ve bu iktidar Trump'la çok iyi, bir söyledik, her şeyle karşılıklı olarak anlaşıyoruz diyecek noktada ve siz geliyorsunuz bu yaptırımlardan sonra AKP ve MHP ile aynı metnin altına imza koyuyorsunuz veya aynı gece çalıştığın S-400'leri diyorsunuz sonucunun ne olacağını bile bile ve ondan sonra da biz muhalefet ediyorsunuz, halk karşısında o istiyorsunuz.